İstanbulda 6-cı vasitəçilik konfransı öz işinə başladı. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antoni Quterreşin iştirakı ilə keçirilən konfransın əsas məqsədi barış üçün beynəlxalq vasitəçiliyin yollarını axtarıb tapmaqdır. Vəziyyət dəyərləndirməsi və irəliyə baxış məqsədi ilə keçirilən 6-cı vasitəçilik konfransının açılışında Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu müasir dövrdə dəyişikliklərin insan həyatına müsbət təsir göstərmədiyini bildirdi. İnsan deneyiminin hər boyutunda büyük değişiklikler yaşadığımız bir dönemde yaşıyoruz. Çok sayıda dönüşüm, sistemik bir takım sorunlara ve istikrarsızlıklara yol açıyor. İhtilaf çözüm ortamı da bu değişikliklerden büyük ölçüde etkileniyor. Soğuk savaş sonrası yaşadığımız olumlu atmosfer ne yazık ki ihtilafların artması sebebiyle şu anda inişe geçmiş durumda. Dünya nüfusunun 1/3 yaklaşık 2 milyar kişi ihtilaflardan etkilenen ülkelerde yaşamaya devam ediyor. Şiddetli ihtilaflar artık devletler arasında geleneksel savaşlar şeklinde ortaya çıkmıyor. Devlet dışı gruplar, teröristler ve suç örgütleri genellikle bu ihtilaflarda, çatışmalarda rol oynuyor. BMT'nin baş katibi Antoni Guterres ise harici müdahalelerin bazı ülkelerde ciddi problemlere sebep olduğunu vurguladı. Birçok ülke ve bölgede milliyetçiler ve aşırı eğilimler ne yazık ki insanlar arasındaki farklılıkları derinleştirerek şiddetli karşılaşmalara zemin hazırlıyor. Aynı zamanda silahlı gruplar da parçalanmaya devam ediyor. Popülizmin artması ve azınlıkların marjinalleşmesi de radikalleşmeye yol açıyor ve insanları terör örgütlerine katılmak konusunda daha dayanıksız hale getiriyor. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Real TV-nin konfransın mövzusuna uyğun olaraq verdiyi sualı da cavabsız qoymadı. Bu aynı zamanda terörle mübarizə ve arabuluculuk konferansı. Dağlık Karabağ sorunu var, biliyorsunuz. Peki bu mesele burada... Dağlık Karabağ problemini ve Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklar meselesini diplomasi yoluyla ve Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları yine aynı şekilde ATET dediğimiz ya da AGİT dediğimiz ve Avrupa Konseyi'nin ilgili kararlar çerçevesinde çözülmesinden yanayız ve bunun çözüm için bu sene daha da fazla gayret sarf edeceğiz. Türkiye'nin Avrupa Tehlikesizlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndaki sefiri Rauf Engin Soysal ise Real TV'ye Türkiye'nin bütün münakişelerde ülkeler arasında vasıtacı olmağa her zaman hazır olduğunu bildirdi. Doğal olarak ön alan ülke konumunda arabuluculuk bizim doğamızda var. Türkiye zor bir coğrafyada, geniş bir coğrafyanın kesişme noktalarında bulunuyor. Ben önce Pakistan'da da büyükelçilik yaptım, uluslararası örgütlerde. Zaten işaret de ettim. Azerbaycan ve Türkiye diplomatları hep bir ülkenin diplomatları gibi birlikte çok yoğun çalışıyorlar. Ben Avrupa Konseyi'nde AGİT'te olsun, Birleşmiş Milletler'de olsun Azeri kardeşlerimize, Azeri değerli büyükelçilerimize hep birlikte çalıştım. Zor bir coğrafya. AGİT'in tabii her anlamda başarılı olduğu söylenmekle birlikte bugün daha ziyade çok taraflı diplomasiye de ihtiyacımız var. Biz oraların ev sahibiyiz. Biz katılımcı devletleriz. Aynı zamanda oraların mutfağının içerisinde en etkili aktörleriz. Bu anlamda AGİT'te olsun, Avrupa Konseyi'nde olsun, Birleşmiş Milletler'de olsun, bütün bölgesel örgütlerde olsun, Türkiye bu yumuşak gücünü, bu vizyonunu, bu bölgenin önemini geniş anlamda ortaya koymaya çalışıyor. Çatışmaların önlenmesi, barış ve
arabuluculuk çalışmalarında gençliğe bugün 200 tane öğrenci vardı. Bir umut mesajı vermek önem taşıyor. Bu ilin yayında Sudan'da hükümet ve müxalifəti danışıqlar masasına oturdaraq vətəndaş qırğınının qarşısını almağa müvəffəq olan Muhammed Əlhacan Əlibatda Real TV-yə danışdı. Çox yaxşı konferansdır. Müzakirə edilən mövzular da yaxşıdır. İştirakçılar məlumatlıdırlar. Biz burada Afrika Dövlətləri İttifaqının baxışını və yanaşmasını təmsil etməyə, həmçinin digər dövlətlərin baxışlarını müşahidə etməyə gəlmişik və bu proses çox yaxşı gedir. The view, the approach of African Union and to listen from others and it is working very well. Türkiyə bu ilki konfransda BMT Baş Katibliyi Ali Vasitəçilik Müşavirə Qrupunun üzvləri ilə təşkil edəcəyi yığıncağında ev sahibi olacaq. Qrupda Finlandiya, Nigeriya və Qırğızıstanın əvvəlki dövlət başçıları, Yordaniya, Cəzayir, Tanzaniya, İndoneziya, Guatemala, Şirlingin əvvəlki xarici işlər nazirləri, Əfqanistanın keçmiş qadın işləri üzrə nazir, o cümlədən BMT və bir sıra qurumların əvvəlki üst səviyyə idarəçiləri var.